Merhabalar Merhabalar. dostlar. Hafta ortasından Dağ Vakfı YouTube kanalındasınız. Ben Deniz Kripto Levent. Ben Deniz şey diyesim geldi. Ben Deniz sevgili Kripto Levent ve sevgili partnerim Bahar Lanyeri. Birlikte Çarşamba Paradigması'nda sizlerle birlikteyiz. Yoğun bir düşüş dönemi geçiriyoruz son 2-3 gündür ama biz zaten pazartesi günü uyarmıştık değil mi bu konuda Yoğun bir vatandaşlarımızı? düşüş değil aslında. Yani zaten bu haftanın günlükte bile bayağı sağlam 2 buzulumum var mı? Yani evet. Ya bize göre fazla değil de. Verdiğini geri aldı kısa süre içerisinde. Ancak zaten bu hafta içerisinde %8'miş ya. Evet bu hafta içerisinde hype'dan ziyade daha yatay akümüle olmayı başarabilecek mi veya düzeltme gelecek mi? Ancak bu haftanın hype'dan ziyade daha toparlanma, daha olağan akışında seyretmesini beklediğimizi belirtmiştik zaten. Evet. O şekilde de gidiyoruz. O zaman hiç gecikmeden analizlere başlayalım. Çünkü Evet. Programın süresinin çok uzun olduğunu söyleyen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Geçenki yayın 40 dakika olmuştu ama yani şimdi oluyor bazen, olmak zorunda. Çünkü anlatacağımız şey her zamanki gibi olmuyor. Daha fazla anlatmamız gereken şeyler oluyor. Piyasada gelişmeler daha fazla olmuş oluyor. O yüzden böyle biraz 5-10 dakika geçebiliyor. Biz böyle optimal 30-35 dakika arasında bırakmaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey durum var. Da var. 10-15 dakika ben anlatıyorum. 10-15 dakika zaten Bahar anlatıyor. Yani 10'ar dakika anlatsak zaten 20 dakika yapıyor. Yani hani 20 dakikanın altına düşmek çok mümkün değil. İşte girişli falan. Ya kendilerinin 25 de dakika bir oluyor. Kuram oluşturabilmeleri, söylediklerimizin ne anlama geldiğini anlayabilmeleri için oldukça detaylı aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bunu yaptığımız halde dahi yanlış anlayan, kendi penceresinden farklı yorumlayan arkadaşlarımız da oluyor. Hatta Aynen öyle. oran orantı olarak çok daha fazlalar maalesef ki. Dolayısıyla Detaylı açıklamak evet, gerekiyor. detaylı açıklamak gerekiyor ama bunu yaptığımızda da pek değişen bir şey olmuyor açıkçası. O zaman hiç yapmasa, hiç kasmasak mı acaba? Yani evet, öyle 5 gibi dakikada geliyor. Anlatıp geçelim. Evet, o zaman hadi bakalım başlıyoruz. Düşüyoruz, bitti, gidiyoruz. Hadi güle güle. Evet, onu da diyemiyoruz. Keşke o kadar kolay olsa her şey. Evet. Evet, Kripto Levent'in nokta atışı analizleriyle başlıyoruz. Niye nokta atışı dedim arkadaşlar ve dostlar? Bakın, şimdi biz pazartesi günü yayın yaptığımızda biliyorsunuz şu 65'in birazcık altındaydık, şu bölgelerdeydik. Ne demiştik? Bahar Hanım'ın da benim de orada bir tezim vardı. 62.500, hani burası da tutamazsa 60.500 seviyesine kadar düşebilir demiştik. Ki zaten buradaki desteğim de 60.378'de duruyor. Ve bunun da biz kaçı gördük Bitfinex borsasında? Tabii ki her zaman olduğu gibi Bitfinex logaritmik ve günlük Bitcoin grafiğindeyiz dostlarım. 60.313'ü gördük. Yani burada bir 65 dolarlık bir yanılma payım var. Burada o da artık borsayı o kadarcık belirtmek olur. Önemli tabii. Çünkü tabii. Binance tarafında 60.130 seviyelerini tabii falan gördük zannediyorum. Borsadan borsa evet. 100-200 dolar gibi bir fark Değişebiliyor. olabiliyor. Ben niye Bitfinex'i kullanıyorum? Sadece Kripto Levent özelinde Bitfinex'le bir partnerlik anlaşmamız olduğu için değil. Onu da söyleyeyim. Bakın neden kullandığımı göstereyim size. Bu kadar uzun bir grafik başka bir borsada henüz yok. Şimdi Bitfinex 2012 yılından beri faaliyet gösteren bir borsa dostlarım. Binance 2017 Kasım gibi başladı. Yani şuralarda bir yerde başlıyor Binance'in grafiği. Ama bakın Bitfinex gördüğünüz gibi ta geriye kadar gidiyor. Bu bana daha sağlam ve daha oturaklı bir analiz yapma imkanı sunuyor. Bu sebeple de yani bu reklam gibi olacak ama dünyanın en güvenilir borsalarından bir tanesi olan demeyeceğim tabii ki. O Kripto Levent'in görevi, biz daha bakmadayız. Şimdi yani Bitfinex'in grafiği çok uzun. O yüzden de daha sağlam analiz yapabiliyorum. O yüzden buradayız. Alternatif ve buranın olarak fiyatlarına göre Bitstamp hareket ve ediyorum. Bitfinex ikisi de kullanılabilir. Tabii Bitstamp da çok uzun bir grafiği var onun. Evet. 2011 sonlarına doğru başlıyor onun da. O da gayet iyi ama o da çok kullanılan bir borsa değil artık. Öyle Evet. Yani çok hacimsel olarak da yoğun değil. O yüzden Bitfinex şu anda elimdeki en iyi seçenek. Okey. Şimdi 60.500'den aldığı tepki hiç fena değil. Onu söyleyeyim. Aşağı doğru daha bu düşüşün devam etme ihtimali de var mı? O da var. Şimdi burada bizi biraz kontrpiyede bırakabilir. Onu söyleyeyim. Ne olabilir? Şimdi 58.000 bölgesi de böyle hiç fena durmuyor. Onu da söyleyeyim. Yani 58.000 bölgesi teknik olarak da güzel bir bölge ayrıca. Bakın hemen şuradan dipten yukarı doğru bir Fibonacci çektiğim zaman 0.618'in 57.900, 58.000 civarlarına geldiğini görüyorum. Şu kırmızı çizgi dostlarım. Şimdi nerede tutundu bu? 0.382. Bir önceki programda ne demiştim hatırlayın. Buradaki düşüşün
ya da bu tip düşüşlerin 0.382 ya da 0.50 bölgelerinden dönmesi çok evladır ve da gayet de güzel tatlı olur demiştim. Buradaki dönüş sizin de gördüğünüz gibi 0.382 bir parça altına böyle sarkarak ama kapanışları da yine 0.382 yani şu çizginin üstünde yaparak yoluna devam edecek gibi gözüküyor kısa vadede. Fakat yine de bizim el tetikte olmamız lazım. Yani burada şu... İlk önce şunu göstereyim. Şu yükselişin düzeltmesi olarak birinci dönüş bölgesi burası, ikinci dönüş bölgesinin de burası olması gayet normal. Burası 0.382, burası 0.618 ki bu ikisi aslında karşılıklı rakamlardır da bir taraftan. Yani bunların ikisini böyle topladığınız zaman toplam bir rakamına ulaşıyoruz. Öyle bir şeyleri de var. Nasıl diyeyim böyle bir ilişkileri de var kendi aralarında. İkisi de önemli rakamdır yani. Mesela şimdi 0.5 ile 2'yi önemseriz. 0.707 ile 1.414'ü önemseriz gibi gibi. Burada 0.318'de 0.318 ikisi birleştirdim. 0.382 ile 0.618'de karşılıklı önemli iki rakamdır. Dolayısıyla 60.500 ve 58.000 bize burada yine destek olacaktır diye düşünüyorum. Yani biz kenarda aslında şunu söylemek istiyorum kısacası. Kenarda birazcık para tutalım ki 58.000'e kadar düşerse altcoin'lerde de bu aşağı yukarı hemen söylüyorum. Buradan itibaren %6'lık bir düşüşe tekabül ediyor. Bu altcoin'lere %10 olarak yansıyabilir. Demek ki altcoin'lerde %10, Bitcoin'de ise %6, %7 aşağıya kadar bir emir girsek, elimizde para varsa tabii, nakit kaldıysa, oralara emir girersek gayet iyi olur. Şimdi ben mesela TİA'da benim 6.30-6.35 ortalamam var. Ne yaptım? İşte 5.20'lere, 5.15'lere yine emir girdim ortalamamı düşüreyim diye. Gelelim Tether dominansına. Bu arada TİA demişken TİA'nın 30 Ekim'de 1.1 milyar dolarlık çok büyük bir açılımı var arkadaşlar. Geçtiğimiz Mart ayında tam bu yükselişin tepesindeyken ARB'de 1 milyar dolar civarında bir kilit açılımı gerçekleşmişti. Akabinde her ay zaten kilit açılımı arzı arttırma işlemleri devam ediyordu. Evet. Aynı zamanda TİA'da... Ekim'in kaçındaydı hatırlıyor musun? 30'unda. 30 Ekim'de 1.1 milyar dolarlık açılan kilit sonrasında her gün 998 bin TİA arz olarak sisteme girmeye devam edecek. Bu evet. Aslında çok büyük bir piyasaya sürecek. Evet yani. Evet çok büyük bir açılım, dev bir açılım. Yani Ekim ayının en büyük açılımı. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Burada her ne kadar ARB ile ben özleştirmiş olsam da ARB tam tepe seviyesindeyken kilit açılımlarını gerçekleştirip ve buna devam ettiği için düşüşü ve hareketi çok daha kısır kalmıştı. Ancak TİA şu an toparlanma evresindeyken piyasa bunu gerçekleştirecek olması yükselişlerde karların alınımı veya psikolojik olarak ay sonuna doğru satış baskısı yaratabilir. Yani market içerisinde tepki olarak daha fazla yükselme potansiyeli olan altcoin'lere nazaran daha az, daha kısır bir hareket sergileyebilir bu anlamda. İşlem yaparken veya elinizde TİA varsa buna dikkat ederseniz sizler için de bu sizler açısından da sağlıklı olacak. TİA nedir diye soran arkadaşlarımız, dostlarımız olursa evet, bu Celestia'nın da yine kanalımızda inceleme videosu var. Bizzat tarafından yapılmış. Yani güzel proje demek istiyorum. Şimdi artık regülasyonlarda tabi olduk. Böyle bir projeyi övdüğüm zaman sanki yatırım tavsiyesiymiş gibi anlaşılabilir SPK tarafından. Hayır yani altyapısından bahsettiğimiz için bizim söylediklerimiz, bizim söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değil dostlar. Buradaki yaptığımız analizler de yatırım tavsiyesi değil. Sadece ve sadece eğitim amaçlı değerlendirilmeli. Lütfen kendi kararlarınızı alın. Evet devam ediyorum. Şimdi Tether dominansına geldik. Tether dominansında o gün söylediğim şuydu. 5.58'e kadar yükselişin gelmesi bu bizi burada 60.500'e kadar düşürebilir demiştim ama burada 5.58 de geçti tabii. Şimdi ne yapabilir? Burada 5.58'i aşağı kırarsa onu takip edeceğiz bugün ve yarın. Eğer 5.58'i aşağı kırarsa 60.500'de tutunduk. Tamam artık yukarı doğru gidiyoruz diyebiliriz bir süre daha. Ama 5.58'in üstünde tutunursa burada bunu takip edeceğiz. 5.58'in üstünde tutunması durumunda burada yeni hedefimiz 6.13 veya 6.14 civarları olacaktır.
Ki bu da bizi Bitcoin'de 58 bine kadar, hatta belki de 58 binin bir parça altına kadar düşürebilir. Bu konuda da burayı takip edeceğiz. Tekrarlıyorum, bunlar aslında kötü değil. Tekrar giriş yapamayan ya da nakitte kalan, nakitte bir parça daha parası olan ve girmek isteyenler için güzel fırsatlar oluşturacaktır. Gelelim Bitcoin dominansına. Bitcoin dominansında dün bir hareketlilik yaşadık. Böyle minik bir artış yaşar gibi oldu ama tekrar 57-72 civarından döndü. Yani nasıl bir çizgi çektiysem gördüğünüz gibi, bakın ben bu çizgiyi çektiğimde şuralarda falandık yani. Hatta buralarda bir yerdeydik. Bizi sürekli takip edenler bilirler. Burada bir konsolidasyon olması beklentimi söylemiştim. Onu da yaptı ve bu çizgi hala çalışıyor gördüğünüz gibi sizin de günlerdir. Ve burayı geçemiyor. Burayı çok sert bir şekilde yukarıya doğru kırmadığı sürece altcoin'lerde ekstrem bir satış beklemek veyahut da Bitcoin'den daha az ilerlemesini beklemek çok mümkün değil. O yüzden 5.72'nin altında kalmamız önemli. Altcoin'lerde düşüş olmasa dahi veya çok sert bir yükseliş olmasa dahi en azından yani böyle kıyır kıyır yükselmesini sağlayacaktır 5.72'nin altında kalması. Bu tabii şu demek değil. Ya hayat boyu burada 5.72'nin altında kalacak diye bir kaide yok. Piyasanın hacmi değiştikçe, market cap'ler değiştikçe, oralara giriş oranları, yüzleri değiştikçe burası da yükselecek. Ama bu demek değil ki altcoin'ler düşer. Tamam. Bunu da bir parantez içinde söylemiş olalım. Total grafiğine geldik. Şimdi total grafiğinde şöyle bir yanılmam oldu. Onu söyleyeyim. Bakın. O günkü yaptığım programda şuraya gelip buradan bir dönüp yukarı doğru gider miyiz diye düşünmüştüm ama Bitcoin'deki gibi bir extended AB eşittir CD yapma durumu oldu burada da ve buradaki 275'i aşağıya doğru kırdı. Şimdi neyi takip edeceğiz burada? 275'i yukarıya doğru kırabilecek miyiz, kırmayacak mıyız? Bunu takip edeceğiz. Burada eğer 270'i bir retest gibi kullanırsa aşağıya doğru yani 1982'ye kadar düşüş gayet olası olacaktır. Fakat önceden bir şey söylüyorum, hatırlayın, şu minik dikdörtgen benim için çok önemliydi. Hala önem arz ediyor. Buraya kadar düşmesi de piyasayı çok böyle büyük düşüşler, infial getirmez. Tam tersine dediğim gibi yine alım fırsatı getirir. Şimdi Total 3'e geldiğimiz zaman Total 3'te bir nokta atışı durum var. Ne demiştik? Bunun altında kalması durumunda buradaki çizgiye kadar 606.000, onun altında kalması durumunda ise buradaki yükselene kadar gelmesi gayet ihtimal dairesindeydi ki geldi. 581 milyar dolardan döndü. Burada neyi takip edeceğiz dostlarım? 600, şöyle alalım. 605 milyar ya da 606 diyelim hadi bunu küsuratla. 606 milyar doları yukarıya doğru kırarsak evet burada da bir şeylerin üstüne geçmişiz ve artık kurtarmışız diyebiliriz. Fakat genel olarak düşüncem şudur ki şu birkaç gün için en azından çok böyle işlemde olmamak daha faydalı gibi geliyor bana. Çünkü piyasanın bir karar vermesi lazım. Orta uzun vadede ne olacak belli. Yukarı doğru gideceğiz. Fakat kısa vadede yön henüz belli değil. Bu yönün belli olmasını beklemek önem arz ediyor dostlarım. O yüzden birazcık işlemsiz kalmak ve kontrpiyede kalmamak için, çünkü piyasa şu anda kontrpiyede, biraz bekleyelim. Şimdi Bitcoin market cap'ini görüyoruz. 1.207 trilyon doların üstünde kapatmaya özen gösteriyoruz. Bu da yine bizim için önemli verilerden bir tanesi. 1.207'nin üstünde kalırsak bu bize bir işaret çakabilir. Şimdi Bitcoin grafiğinde, Tether grafiğinde hatırlayın böyle ortalarda gibiyiz. Veyahut da total grafiğinde işte buradaki desteği aşağı kırdık. Böyle bir yerlerde salınıyor gibiyiz değil mi? Ama Bitcoin grafiğine baktığımız zaman ki bu dört çizgide medyan kanalında gayet iyi çalıştığını görüyoruz zamanında. Ve 1.207'nin üstünde günlerimizi geçiriyor ve kapatıyor olmamız bize bir ipucu verebilir. O yüzden tek bir grafikle işlem yapmıyoruz veya tek bir grafiğe bakarak aslında analiz yapmıyoruz. Bütün hepsini bir değerlendirdiğimiz zaman bir bütün analiz çıkıyor ortaya. Ve burada da 1.207 benim için önemli bir seviyedir. 1.207'nin üstünde kapatmaya devam edersek diğer grafiklerin yanında bu birazcık daha ön plana geçecek benim için. Aa galiba kurtarıyoruz, yukarı doğru gidiyoruz diyeceğim biraz daha rahatlıkla. Yani şimdilik söyleyeceklerim benim
Bu kadar. Bahar Hanım da metrik verileriyle bizimle olacak. Bir bakalım para girişleri, çıkışları, ısı haritası, likidasyon haritası ne durumda? Ona bir haricinde değinecek. Bugün gelecek olan veriler de var tabii. Evet. ADP tarım dışı istihdam verisi var ve enerji stokları yani ham petrol stokları açıklanacak. Saat 3 çeyrek ve 5.30 arasında. Dolayısıyla bu saatlerdeki gelecek olan verilerin de piyasaya nasıl yansıyacağı ve gelecek olan verilerin de ne yönde olacağı önemli olacak. Çünkü biliyorsunuz ADP tarım dışı istihdam verisi özel bir şirket tarafından çıkartılan bir sonuç ve sonraki gelecek olan TDI tarım dışı verisi için öncülük edecek olan bir veri ve önem arz ediyor. Dolayısıyla ADP tarım dışı istihdam verisi şu anda 124K beklenti. Ham petrol stokları da eksi 1500 görünüyor. Şu an için beklenti anlamında gelecek olan verinin ne derece beklentiyi karşıladığı önem arz ediyor olacak. Dedikten sonra hemen geçelim. Analize başlıyoruz. Buyurun. Evet. Şuradan başlayayım ya. Evet. Şimdi şurayı hatırlarsanız 63.000 ve 63.500 dolar seviyesi 65.000 dolar seviyesinden itibaren beklemiş olduğumuz bir alanda hatırlarsınız. Ve bu bölgedeki tepkiyi takip etmek gerekiyor. İlk etapta tutucu olacaktır ve beklentimi ilk etapta bu bölgede bir miktar tutucu olacağı yönündedir diye belirtmiştim. Bu bölgede 63.000 dolar seviyesiyle 63.500 dolar hatta 64.300 dolar seviyesine kadar tepkileri gördük ve tutunmaya çalıştı. Ancak burada gerçekleşen para girişiyle aradaki fark ve işlem alan arkadaşların özellikle 63.000 dolar seviyesinde dikkatli olması gerektiğini ve hatta mümkünse işlem almamaları yönünde olduğunu belirtmiştik bir önceki yayın içerisinde. Burada gerçekleşen para girişi normal şartlarda fiyatın vermiş olduğu tepkiden çok daha fazla. Yani burada bize ne anlatmak istiyor? Burada fiyat diyor ki, sen bu kadar para içeriye sokmuş olmana rağmen ben kafamı kaldıramıyorum buradan. O kadar yeterli gücüm yok. Kusura bakma yani paşa paşa bu kadar sokmuş olduğum paraya rağmen sen yürüyemiyorsan o zaman kafana çakarlar böyle aşağı doğru süzerler anlamına geliyor. Arasal yorumu yaparken de aslında para girişi ve fiyat arasındaki tabii para girişinden ziyade orada momentumu daha çok takip ediyoruz. Ancak uyumsuzlukların ne anlama geldiğini mantık çerçevesinde yorumlarsanız eğer sizin açınızdan fiyatın yönü hakkında daha fazla bilgi verecektir. Şuradaki para akışıyla fiyat arasındaki uyumsuzluk fiyatın aşağı doğru sarkmasına vesile oldu. Ki hatırlarsanız 62.700 dolar seviyesine kadar yani şu aralığa kadardan altı dolu ve hazırda bir likidite vardı. Ancak likiditeyi çok defa açıkladık burada sizlere ne olduğunu. Likidite bölgelerinin yoğun olması demek evet alıcı ve satıcı arasındaki yapmış olacakları veya yapmak istedikleri işlem için bir iştah açıcı durumdur. Çünkü tahtanın ne kadar likidite dolu olması emirlerinin o kadar karşılanması anlamına gelir. Bu fiyatın o bölgeye mutlaka gireceği anlamına gelmez. Ancak fiyatın o bölgeye kadar gelmesi için yatırımcılar açısından iştah arttıran bir durumdur diye tekrar kısa bir özet geçmiş olayım. İlk kez izleyen veya likiditenin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız varsa. 62.700 dolar seviyesine kadarki hareket içerisinde bir sarkma olabilir. Ancak bu bölgedeki tepkiyi takip etmek gerekiyor. Tepkilenme gelmezse riskli olabileceğinden tepkilenmenin de ilk etapta 63.000 dolar seviyesinden gerçekleşmesini beklediğimi belirtmiştim. Biraz önce belirttiğim gibi. Şu anki durumda ise burada 60.100 dolar seviyesine kadar tabiri caizse tam rakam vermiş olmasam da uğramış olduk. Peki şu anki durum nedir diye bakacak olursak şöyle şurada 60.000 dolar seviyesine oldukça yüklü bir emir var ki şuradan da görebiliyorsunuz emir yoğunluklarının en yüksek seyretmiş olduğu artık beyaza dönmüş olan kısım. Yani şu an için 60.000 dolar seviyesinde yaklaşık olarak 58.500 milyon dolarlık birikmiş olan bir likidite var. Yani burada bekleyen ciddi bir alıcı var 60.000 dolar seviyesinde. Burası aşağıya kadar yani 69.000 dolar seviyesine kadar sürüyor. Burada da yine aynı şekilde 58.000 dolar bir likidite var. 58 milyon dolarlık bir birikmiş olan likidite mevcut. Yanlışlıkla fiyatı mı söyledim? Bir saniye yenilemem gerekiyor. Şöyle hemen tekrar donduğu için. Evet. Hatta şöyle haftalık yapalım. Bunu daha net görelim. Okey.
Ya evet, yok yok, doğru. Evet, tamamdır. Belirtmiş olduğum likiditeler geçerli arkadaşlar. Sayfayı yeniledikten sonra da görüntü aynı. Okey. Yani 59 bin dolar seviyesine kadar, 60 bin ve 59 bin dolar seviyesine kadar fiyat ciddi derecede tutuculuk gösteriyor. Burada bekleyen yatırımcılar oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hatırlarsanız sizlere söylemiş olduğum önemli bir ayrıntı vardı. Bu haftanın yükselişten ziyade daha beklenti içerisinde daha yatay 3 aşağı 5 yukarı görmüş olduğumuz seviyeler arasında gidip geleceğimize ve beklentimin Ekim'in 2. 3. ve 4. haftasına doğru bu toparlanma evresinin yavaş yavaş geçmeye başlayacağı yönünde olduğunu belirtmiştim. Bunun içinde piyasanın yüklü short görüntüsünün olmamasını ve bu short yükünü arttırmak için ne yapması gerektiğinden bahsetmiştim. Long pozisyonların lik edilmesi, bu long yükünden bir miktar kurtulması ve bundan kurtulurken de içeriye short çekmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Hatırlarsanız hatta son 2-3 yayındır aynı şeyden bahsediyoruz. 52-55 bin dolar seviyesine kadar 10 milyar dolarlık birikmiş olan bir likidasyon varken 72-73 bin dolar seviyesine kadar 1.97 milyar dolarlık sadece birikmiş olan bir short likidasyonu vardı. Dolayısıyla şu an için ne yapmış oldu piyasa? Hemen şöyle bakacak olursak dengeye gelmiş olduk arkadaşlar. Yani bu bölgede 73.300 dolar seviyesine kadar 6.60 milyar dolarlık birikmiş olan bir short yükü artmış oldu piyasa üzerinde. Yani ne oldu? Piyasanın short biriktirmesi için ne yapması gerektiğinden de bahsetmiştik. Ya fiyatın yatay aralık içerisinde oluşturmuş olduğu ilk tepe seviyesi, şurada da görecek olursak, eğer şöyle geriye doğru gidecek olursak, şu aralık bir range olarak adlandırabileceğimiz bölge. Şu an tam olarak test alanı içerisindeyiz. Burası bizim için oldukça önemli. Çünkü şu bölgenin üzerine çıkmış olmak fiyatın tekrar yukarı yönlü kırmış olduğu bölgeye, yani 63.564.000 dolar seviyesindeki direnç hattını test edeceği anlamına gelecektir. Ancak bu bölgede yatay konsolide olmaya devam edersek burada güveni arttırmış olacaktır piyasaya. Ancak red yeme durumunda, biraz önce Levent söylemiş olduğu gibi ve burada da görmüş olduğunuz gibi, tekrar 60 ve 59 bin dolar seviyelerini karşılamamızı sağlayacaktır. Bu anlamda bizim için oldukça önemli. Şimdi şöyle gelecek olursak burada, hatta şöyle yapalım. Piyasa üzerine 1.1 milyar dolarlık bir giriş gerçekleşmişti. Hatta şöyle bakacak olursak Ethereum tarafına girişler bu defa çok uzun bir aradan sonra gerçekleşmiş görünüyor, ancak hala çıkışları karşılamış değil. Ki Ethereum içerisinde de bir önceki yayın içerisinde hatırlarsanız daha yatay hareketler ile gitmeye devam edeceğimizi ve Ethereum'un altcoin'ler adına bu senaryoda, bu boğa döneminde daha geride kalma olasılığının yüksek olacağını, Bitcoin'e nazaran geride kalmaya devam etme olasılığının şu an için yüksek olduğunu ve yatırımcısını bir süre daha bekletme olasılığının yüksek olduğundan bahsetmiştik. Giriş evet güzel, çok uzun bir aradan sonra ilk kez Ethereum tarafına bir giriş var. Ancak henüz eksiği nötrleyip artıya geçmiş değil. Bu anlamda hala yatay konsolide veya destek direnç arasındaki hakimiyetini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Şöyle gelecek olursak, hatta şöyle bakalım. Bu para girişi arkadaşlar piyasaya gerçekleşti. Evet, hatta ETF'ler tarafında da para girişi gerçekleşmişti önceki hafta içerisinde. Şu an haftalık bazda baktığımızda net çıkış şu an eksi 181.23 milyon dolar. Yani 181.23 milyon dolarlık bir çıkış var şu anki durum içerisinde. Ancak baktığımızda önceki geçirmiş olduğumuz girişleri henüz nötrize etmiş değiliz. Yani hala artıda olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki bu kadar para girişi var, ancak fiyat neden düşüyor? Gerçekleşen para girişlerine özellikle altcoin'lere baktığımız zaman arkadaşlar, ki bir önceki yayında bahsetmiş olduğum bir durum vardı sizlere hatırlarsanız, günlük bazda görüntünün dönüşe odaklı çok
ortalamalarının güzel seyrettiğinden ve dönüşün yakın olduğundan, ancak bu düzeltmelerin gelmeyeceği anlamına gelmediğinden bahsetmiştik. Görüntü gayet güzel ve son kısımda gerçekleşen yükselişlerin hem düzeltmesi yapılmış oldu hem de günlük bazdaki ortalamalarının arasında seyretmeye devam ediyorlar. Yani aslında bir görüntü bozukluğu yok ve bu gerçekleşen para girişleri de piyasaya özellikle altcoin'ler anlamında bir fırsat, bir değerlendirme ve daha fazla parayı daha fazla altcoin'lere yatırma sürecinde, yani piyasanın hala toparlanma evresinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda her hareket altcoin'lerde özellikle bir giriş fırsatı doğurmuş oluyor. Oldukça güzel bölgelerdeyiz. Baktığımız zaman karşılamış olduğumuz alanların da altında seyretmiyoruz. Bu da aslında pozitif bir görüntü ve tekrar adet arttırmak isteyen arkadaşların da dirençlerinden şayet kar aldılarsa tekrar bu bölgelerden karşılaması için güzel alanlar olduğunu belirtebilirim. Şöyle bakacak olursak, biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi 59-60 bin dolar seviyesi fiyatın gelme olasılığının yüksek olduğu alan, çünkü bu bölgede ciddi bir likidite var ve bunu almak isteyeceklerdir. Akabinde nereden dönüp bu bölgeye gelebiliriz diye bakacak olursak şayet, şöyle hemen tekrar gelelim, hatta şöyle düzeltelim. Hemen kaymış. Bu bölgede yukarıya doğru şu kırmış olduğumuz mavi trend, yani biraz önce söylemiş olduğum 63.500 ve 64.000 dolar seviyesi. Hatta şu bölge şöyle 64.800 diyelim, 64.500, 64.800 diyelim. Bu bölgeye kadar yukarısı boşluk arkadaşlar. Aşağı kadar da 60.200, yani 60.100 görmüş olduğumuz dip seviyesine kadar da yine boşluk alan, çünkü bu bölgede fiyat hareket ederken bölgedeki likiditeyi almış oldu. Ancak alınan likiditelerin yerine yeni yatırımcılar dahil olmuş değil şu an için. Ve bu aralık içerisinde volatilite ve oynaklık devam edecektir. Piyasa toparlanma evresindeyken ve bu aralık içerisinde ufak giriş çıkışlarla sert hareketler görme olasılığımızı arttırmış olacaktır. Haricinde bu aralık içerisinde işlem yapmak da oldukça riskli olacaktır arkadaşlar. Ancak güzel olan bir şey var ki, piyasanın istediğim ve beklediğim short yükünü arttırmış olması ve longların azalması, long yükünden biraz kurtulması güzel oldu. Toparlanma evresi içerisinde 59-60 bin dolar seviyesinin altını bekliyor muyum? Hayır, beklemiyorum şu an için. Yine 48 bin dolar seviyesini bekleyen arkadaşlarımız şu almaya başladı. Şu an öyle bir görüntü söz konusu değil. Ancak bu bölge içerisinde bu içeriye girmiş olan para dağılımı bizim için önemli olacak. Önümüzdeki günlerde ve özellikle altcoin'ler özelinde günlük majör değişimleri sağlayacak olan görüntünün devam etmesi yine güven arttırıcı olacak. Kısacası biraz daha görmek gerekiyor. Net bir yön bulana kadar şu anki durum içerisinde tahtadaki likiditenin yoğunlaşmaya başlayıp belirginleştiğini görene kadar diyelim. Ama en azından destek anlamında 59 bin ve 60 bin dolar seviyesi oldukça güzel karşılanabilecek, takip etmesi gereken bir bölge olarak belirtebilirim. Evet. Evet, ağzına sağlık. Zannediyorum bugün izleyicilerimizin isteği oldu herhalde. Biraz daha kısa kestik. Hadi bakalım. Bundan sonrakiler için aynı şey evet. Devam etsin. Yani bakalım. Dostlar, kısacası bu 58 bin, 60 bin altını çok fazla beklemiyoruz. Hı-hı. Her ikimizin de görüşü aynı şekilde. Bu durumda kenarda köşede hala birazcık nakit paranız olmalı ki düşüşleri değerlendirebilirsiniz. Bu zaten genel olarak bir borsa kuralıdır. Yani paranızın tamamı ile girmezsiniz piyasaya. Mutlaka kenarda köşede para tutarsınız her zaman. Sadece kripto değil, bütün finansal piyasalarda geçerlidir bu. Okey. Biz efendim bugünkü yayınımızı bitirdik. Cuma günü Allah'tan bir manimiz olmazsa biz burada olmaya çalışacağız. Sizin de bir maniniz olmazsa tekrar bizi izlemeye bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek, yorum yazarak bizleri algoritmada, YouTube algoritmasında daha üst sıralara çıkartabilirsiniz ve kanalımızın, sizin de kanalınız aynı zamanda büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Tabii yani adımızdan da belli. We all gonna make it. Hep beraber başaracağız evet. Demek. Onu da vurgulamış olalım. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz.